Ona güvenerek geldi sağ olsun. Gözlerini çizdirmemiş bir arkadaş klasik bir günde bunları yaşıyor. Arkadaşlar merhaba. Videoyu şu an bana açtırıyorlar ve ben çok deneyimsizim. Alper bana zorla bu videoyu açtırdı. Ve biz bu videoda size gözlerimizi çizdirmemizin bize neler sağladığından bahsedeceğiz. Süreci anlatacağız. Süreci anlatacağız. Hocam devam et. Benim ilk deneyimim. Batırdım zaten. O yüzden lütfen bir ağır. Bence güzel çevirdi. Güzel çevirdi. Arkadaşlar Rene Dawson hepiniz hoş geldiniz. Çok garip bir deneyimdi bizim için gözlerimizi çizdirmek. Çünkü buradaki insanların hepsinin hayatı görmeyerek, bir şeyleri okumaya çalışarak ve gözlerini kısarak geçti. Özellikle... Ve lens. Aynen. Şeyi, ve lens rahatsızlığıyla aynen. Geçti. Sürekli lens kutun var mı? Suyun var mı? İşte lensi bir de uyumadan önce çıkartman gerekiyor. Hayda bir de kalk uykum onu çıkar. Uykum bozuluyor, açılıyor. Falan bir falan. De mesela lensle alakalı benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi, ben sürekli alerjik yapıda bir insanım ve sürekli alerji oluyorum. Göz kapaklarımda böyle şey oluyordu, şişiyordu evet. İçi ve sürekli lensim yukarı kayıyordu falan, batıyor. Bir sürü sıkıntısı var aynen. Yani gözlüğün ayrı derdi var, yağmur yağıyor, silecek gerekiyor. Çay dolduruyorsun, buğulanıyor. Maske zaten takamıyorduk pandemide evet, falan. Evet, aynen maskeyle çok sıkıntıydı. Ameliyatı da birçok insan bize sordu çünkü biz 10 kişi ameliyat olduk. İnsanlar dedi ki nasıl 10 kişi aynı anda ameliyat olabiliyorsunuz, böyle bir şey mi var? Olunuyor çünkü 5 dakika sürüyor arkadaşlar sadece. Evet. Yani, ama görüntü o kadar komik bir görüntüydü ki evet. Yani 10 kişi, 10 birbirini tanıyan insan, herkes ameliyathanede yürüyor. Ameliyathanede hepimizin gözünde böyle siyah bir gözlükle böyle birbirimizi... Matrix gibi böyle dolaşıyoruz. Matrix yani. Gibi aynen, grup şeklinde falan. Şimdi bugün temelde ameliyat süreci nasıldı? Zor mu, kolay mı? Ondan sonraki süreç nasıl? Nelere dikkat ettik? Ve size tavsiye ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi biz bu videoda size kısaca ameliyat sürecin... Ameliyat biliyorsunuz ben Mardinliyim arkadaşlar, arada kayıyor. Ameliyat sürecinden bahsedeceğiz. Ondan sonra bunu süreçten sonrasından ve öncesinden bahsedeceğiz. Her insan gibi biz de bir korkarak gittik. Eminim aranızda korkanlar vardır. Bütün işlemleri anlatacağız. Çünkü insanlar çok merak ediyor. Bana çok fazla DM geldi yani. İşte nasıl yaptınız, nasıl ettiniz falan. Bana da hala daha geliyor gözlerinizi nasıl çizdirdiniz, aynen. Memnun musun vesaire. Diyor ki bana 10 yıldır ben düşünüyorum diyor falan. 5 dakikalık iş arkadaşlar. Yani gerçekten. Ben de yaptırmadan önce çok düşünüyordum. Çünkü hem canın acımasından korkuyordum. Hem de yani ameliyat deyince böyle insan bir geriliyor bence, göz ameliyatı falan. Ameliyat da değil aslında, bence operasyonda evet, nasıl deniyor aynen. Şeyde bilmiyorum. Biz zaten Dünya Göz Etiler'de yaptık, yani çok çok iyi bir hastane ve Efekan Hoca vardı, inanılmaz işini biliyor. Kesinlikle eğer hani İstanbul'daysanız özellikle tavsiye ederiz bir kere, onu bir geçeyim. Bana kim soruyorsa yani beklediğin her gün için pişman olacaksın yaptırdıktan sonra diyorum. Ameliyattan önce hepimiz korktuk bir, çünkü gözünüz açık arkadaşlar ve ameliyatı ilk, yani tek bir ameliyatı izleyebilirsiniz, göz ameliyatını. O da isterseniz hani sizi bu arada narkozla etkisiz hale de getirebiliyorlar. Hani çok korkuyorsanız inanılmaz. Evet. Ama ben hiç tavsiye etmiyorum. Çok çok rahat gerek bir işler. Gerek yok çünkü yani. Gerek yok. Aynı gün biz düşünün işte 5-10 kişi birlikte olduk, kaç kişi hatırlamıyorum bile. Kerem vardı, o şu anda şehir dışında olduğu için aramızda yok. Ama Kerem'in de bütün süreci Bros kanalında evet, var zaten. Evet. Yani hepsi orada. Operasyonu bizden bir tık daha farklıydı bu arada. O yüzden onun ikisini ayrı bir video yaptık. Aynen öyle. Bir de Tutku vardı. Tutku şu anda temsilen. Portekiz'de. Temsilen abisi ben. Tutku buradayım. Portekiz'e çağırmışlar. Hani bu kız ne kadar iyi görüyor. Gelsin bir de buraları görsün. biraz buraları da görsün diye Tutku'yu Portekiz'e gönderdik. Şimdi isterseniz sağ baştan başlayalım. Nasıldı senin için başlangıcı? Ameliyat sürecim mi? Aynen. Başlangıçta neydi? Ameliyat sürecinde neydi? Sonrasında ne oldu? Ben öncelikle 4 numara miyopla başladım her şeye. Lens taktığım süreçte de hep şeydi. 4 numara o çok büyük falan diyordum. Meğersem -4 bir de şey astigmat varmış. Yani ben totalde 8 numaraymış. Ben görmüyormuşum. 8 mi? Aynen. 8 miymişsin? Yani bir evet. Nevi... Göremiyormuşum yani. O çok zordu. Benim için en zor şey denize girdiğim zaman arkadaşlarımı seçememem. Saçma sapan insanlara seslenmişim. İşte konuşuyorum, her yıl bunları yaşarım. Deniz çok zordu ya. Denizdeyken çok zor, duşta çok zor. Şampuanı seçemiyorum, o kadar göremiyormuşum. Şu an hayat benim için çok güzel. Gönül gözüm de açıldı bu vesileyle. Çok da güzel oldu benim için her şey. Ben çok mutluyum. Yani gerçekten sabah kalktığın zaman bile yanındaki o su şişesinin hani markasını okuyabilmek bile benim için çok büyük bir haz verdi. O yüzden ben çok mutluyum.
Çok duygusal bir konuşma bu. Ya ama gerçekten öyle yani. Düşünse kaç yaşındayız yani? 27 yaşındayım. Bu zamana kadar net görmüyormuşum arkadaşlar. Gözlük ve lens de hayatımı devam ettiriyormuşum. Ve bu benim için çok güzel bir şey. Yani herkese tavsiye ediyorum. En basit abimin çok yakın bir arkadaşı var. Buradan da selam söylüyorum ona. Çok pimpirik ve çok şey bir kadındı. Kadını sadece 15 dakikada ikna ettim. 3 gün sonra beni aradı. Ameliyat olmuş o da. Dedi ki güzel ilk önerdin, ilk söyledin. Hayatımda yaptırdığım en önemli şeymiş dedi. Bir şey sadece burada söylemek istiyorum. Bu işi çok merdiven altı yapan yerler de duyuyorum. Evet, evet. Kesinlikle hani her yere güvenmeyin. Buraya geldi. Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten buraya çağırdım ben. Bolu'daydı, buraya çağırdım ben. Biz yaptırdık, çok memnun kaldık diye. Süper. O da bana güvenerek geldi sağ olsun. Bak arkadaşlar, işte gözlerini çizdirmemiş bir arkadaş klasik bir günde bunları çünkü yaşıyor. Çünkü o dünya gözle daha tanışmadı. Bak, ben deniyorum. Bir daha şöyle bir bakalım. Aha daha geçti. Daha yürüyor. Oha, yine geçiyorum. Gördüğünüz gibi bunu size her açıdan da göstermiş olduk. Evet Betül'cüm. Ben de aynı şekilde benim en büyük sıkıntım lens sıkıntısıydı ve böyle sürekli işte takmayı unutuyorum mesela o gün günüm asla iyi geçmiyor. Ondan sonra sürekli alerji oluyorum vesaire, onlarla çok büyük problem yaşıyordum. Sonra çizdirdikten sonra gerçekten dünyam aydınlandı. Dünya. Artık gerçekten aydınlandı. Operasyon da hakikaten çok kısa sürdü. Bir kere uzun sürseydi işte vesaire daha böyle panik olurdum ama gerçekten ameliyat değil de operasyon gibiydi. De böyle tereyağından kıl söker gibi gerçekten. İlk sen girdin de. Dedi değil mi? İlk ben girdim. Cesaret kadın. Aynen. Sonra evet, çünkü olsun bitsin istedim. Başkalarını görüp korkarım diye. Birkaç saat bende yanma hissi oldu ama hiç olmayan, mesela tutkunun hiç olmadığını söyledi. Evet. Tutkuda hiç olmamıştı. Bizim evet Gizay'la ikimizin herhalde belki de kornealarımızdan da bilmiyorum. Birkaç saat yanma hissi ben yaşadık. Ben sana söyleyeyim, onlar hemen Beşik'te çekti. Biz seninle 2,5 saat Ateşehir yolunda. Evet. Ay yolda. O yüzden darlandık biz seninle. Aynen. Bir de işte damla kullanmanız gerekiyor. İşte düzenli bir şekilde. Onu kullandık. İşte yolda giderken Kerem sürekli arabayı durdurdu. 10 dakikada evet, bir ikimizin gözlerine damlattı. İşte biz o şekilde. Canım, canım benim. Kerem geçirdiğim, ben sadece şunu söyleyeyim. Kerem de ameliyat olmadı. Kerem de ameliyat Kerem oldu. Kerem ama o gün olmadı. Ha, o gün olmadı. Doğru ya. Çok pardon. O yüzden Kerem doğru. Bizi eve götürdü. Eve götürürken de gerekli damla bakımlarımızı yaptı. Ama orada bakım da yani gerçekten sadece bir damla. Bir süre o damlayı kullanıyorsunuz. Birkaç saat batma hissi oldu. Sonra bir daha hiç asla ve asla canım yanmadı. Hiçbir şey hissetmedim. Ertesi günde böyle ışığa karşı falan çok fazla duyarlı değildim. Yine de gözlüğümü taktım ama çok rahattı yani. Ertesi gün bitmişti. Hatta evet, o gece bitmişti gerçekten yani. Gerçekten biraz o şey oluyor ama ertesi gün hiçbir şey kalmıyor. Evet. Ama o akşam evet biz biraz daha sanırım. Evet, akşama doğru oldu. Geceye kadar işte çok fazla ışığa bakamadım vesaire. Sonra bitti. Ondan sonra hiç korkacak bir şey değil yani. Evet. O kadar görmemenin şeyini gerçekten. Toplam 5 dakika ameliyat, 3 saat çok hafif göz yanmasıyla. Aynen yani lens çekmeye gerçekten gerek yok bence. Hemen alın. Hayat kalitem çok yükseldi benim de. HD görmeye başladım. Muazzam bir şey. Lavlar konusunda ne düşünüyorsun? Benim Mera? Gönül gözüm açılmadı. Ben Efe Kanıcı Öz'den çok... Onu revize etmek gerekiyor. Umarım gönül gözüm de açılır. Onu açamadılar. Ama yapacak bir şey yok. Daha derinde ben demek de ki. Ben de artık aynen bir bardağı görüyorum, masayı görüyorum. Çok. Ama iyi. Senin ondan sonraki seçimlerin biraz iyileşti sanki. Aynen bir tık daha yine iyileşme var. Şimdi bir şey burada bir not eklemek istiyorum. Mesela normalde deniz göremeyeceği yerleri görmeye başladı. O günden sonra denizi sadece 2 metre 10 santim damlarla gördü. Yani o kadar uzağa görebiliyor. O kadar yani, görebiliyor. Ben mesela konuşurken boynum ağrıyor yani. Hani öyle insanları net bir şekilde deniz görebiliyor. Deniz bakıyor yukarıya görüyor o kadar. Evet, önceden o mesafe yoktu. Çevremiz genişledi. Geçen denizin arkadaşı bana manzarayı görüyor musun dedi, deniz manzarasını. Ben denizi göremiyordum mesela. Yüksekten bakıyormuş. Çok üzüldüm. Çok kötü. Boş ver. O da esiyordur orası zaten. Aynen esiyor onlar da. Zaten gün sonunda devede de boy var. Deniz'in tercihleri hakkında daha fazla konuşmayalım. Evet göze geri dönelim bence de. Ben gerildim şu an. Ben de 15 senedir bir alev bastım. 15 senedir alev mi basıyor seni anlamadım. 15... Ya durun ya, üstüne oynamayın ya. 15 senedir ben de gözlük lens kullanıyorum. Artık yani bunların hiçbiriyle uğraşmadığım için çok mutluyum. Gece yatarken gözlüğü koyuyorsun, sabah orada olacak mı, kedi fırlatacak mı? Artık bunları düşünmemek inanılmaz beni mutlu etti. Zaten ameliyat işte bahsettiler, çok kısa. Hatta ben ameliyata girerken gözlüklerimi çıkarttım. Çünkü o kadar göremiyorum ki son ana kadar gözlüklerimi takmam gerekiyor. Çıkarttım, Alper'e verdim. Ama aklımda deli sorular. Ay dedim şimdi bir yere koyacaklar, çizilecek falan.
Sonra dedim ki bir daha ihtiyacım olmayacak buna. İstediği kadar çizdiriyor. Ben saklıyorum onu. Ben saklıyorum onu. Arada takıyorum evde böyle. Tutuyorum. Vallahi evde değil. Ama siz de gözünüzü bir yere koyarken, birine verirken endişelenmiyor muydunuz? Oğlum ben duşta unutuyorum. Evet. Ben evde onu AirTag takmak istiyordum yani artık. Ciddi söylüyorum ki ben bulamıyordum evde. Yani her gün yatağın altına her yeri arıyordum o yüzden. Bütün süreci yani gören sadece ben vardım orada. Nasıl? Evet. Onur, vekalet şu an bir yanında mı tutkuya dair? Evet, yok, bir vekaletlem var, şu anda yanımda getirmedim. Ama ben sadece ameliyat günü bütün bu süreci ilk başta bir gören tek kişi olarak anlatmak istiyorum. Doğru. Çünkü buradaki herkes sırayla ameliyathaneye girdiler. Onun heyecanındaydık. Herkes onun heyecanındaydı. Çıkışında da işte ilk başta bir işte gözlük falan. Bir gözlük, bir aynen bandaj, bir şeyler vardı işte. Aynen. Onun için bütün herkes bütün süreci göremedi genel olarak. Ama ben hayatımda bu kadar komik bir ameliyathane anısı olabileceğini hiç şey yapmıyorum, bir daha düşünmüyorum. Bir tane fotoğrafımız var, daha bugün gördüm. Onu gösterebilir tabii miyim ki hepinize? 2,5 saatlik yoldan sonra Betül'le ulaşmaya çalışıyoruz. Bir tane daha var, bir tane daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bu da bu da ışığa karşı güzel ikimiz bakamazken böyle ters oturmuştuk. İlk birkaç saat bayağı bir hassasiyetiniz oluyor. Bakamıyorsunuz. Ben bakabiliyordum ama bakmamam gerekiyor diye bakmadım. Şey yani mesela evet, herkesin deneyimi de farklı olmuş bu arada. Mesela bizim hani benim birkaç saat gözümden benim de akıyordu ve şeydi yani birkaç saat ışığa bakamadım. Benim de gözüm biraz böyle yani sulandı o geçiş. Şeyde tutkuda hiç şey olmadı. Tutkuda hiçbir şey olmadı. Alerjik bünyesi olanlar için belki hassasiyetten fazla. Evet, büyük ihtimalle öyle. Bizim ikimizin de astımı ve alerjik astım olduğu için biz bir tık daha hassastık. Şey, ben açtığım anda akıyordu, ben de bir süre durdum. Tutku genel olarak şeyi bütün süreci çok rahat geçirdi. Eve döndüğümüzde ne gözünde bir yaşarma oldu, hiçbir şey olmadı. Tutkunun şey kızarıklığı bile olmadı. Gözünde kızarıklıkla olmamış çünkü çok gözünü oynatmamış evet o. Ve hiç yani tamamen her şey uyumuş. Bence bu konuya açıklık getirelim. Bunu en çok sorulan, herkes de bunu sormuş. Gözünüzü nasıl hareket ettirmiyorsunuz? Hani ya ettirdiğiniz zaman o lazer kayacak mı gibi şey sorular gelmişti. Yani o zaten göz merceğinize yuvarlak bir şey koydukları için siz gözünüzü sağa sola çok çeviremiyorsunuz. Hafif milim oynamada. Hani insanlar şey diye düşünüyor. Tutuyor ve ya kayarsam ne olur ya diye. Öyle olmuyor. Ya öyle basit bir şey yani. Hiç öyle bir araştırın. Rahatsızlık da olmuyor. Hani şey hissiyat evet da olmuyorsunuz. Hani ay sağa bakmak istiyorum, sola bakmak istiyorum, bakamıyorum falan. Sabit öyle bir şey de olmuyor. Yani karşıya zaten bakıyorsunuz zaten. Ya bunun zaten ameliyatı yapılıyor. Zor. Akla ilk gelen soruyu şey yapmayın yani. Bu problem etmeyin. Yani korkutucu bir şey değil. Göz kızarması aynen da problem değil. Yani oynatamıyorsunuz. Şeyde Tutku şeyden çok muzdaripti. İşte gözlük takmayı hiç sevmiyor. Çünkü gözlük taktığım zaman insanlarla arama bir mesafe koyuyorum. Ben gözlüğü sevmiyorum diyor. Genel olarak fikrini sevmiyor. Araya bir mesafe ben Tutku'nun fikirlerine genel olarak katılmıyorum ama evet, okay. Bir mesafe koyuyorum. Ben o mesafe için gözlük takmayı sevmiyorum diyor. Lens takınca da artık alerji yapıyordu. Onun için bu şeydi. Biraz zorunluluktu onun için artık. Şimdi artık ama o kadar mutlu ki. Ama bir dramatize etmiş yani. Araya bir perde koyuyorum falan filan. Hayır, gerçekten onun için o fikri sevmediği için ekstra bir şey takıyorum. Burayı kanka ben güneş söyleyeyim, gözlüğü Tutku ben güneş gözlüğünü de takmıyor. Tutku kendisine yakıştırmamış gözlüğü. O da bir şey bulmuş. Mesela et yemeyi de sevmiyor. Bize sürekli veganların hayatını aşılamaya çalışıyor. Tamamen kendi sevmediğinden yani. Zaten et yemeyip vegan olup arada kokoreç yiyen başka bir insan da tanımıyorum. Öyle bir şey de var ama bunu burada söylediğin için burada Allah'tan Portekiz'de. Ay bir yudumcu kısırdı be kız. Bir kere bir tanecik kısırdı. O da yani aylar yıllar sonra bir kere bir ısırık yaptı. Yani et yemediği de buradan, et sevmediği de buradan bir... Peki tamam, şaka yalan yapıyorum. Estağfurullah. Tutku çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Burak Bozkurt gözünü çizdirdikten sonra 51 dijital ajansının ciroları ikiye katlandı. Şimdi bunu bu bir tesadüf mü değil mi? Aynen, bu nasıl açıklanabilecek? Bu bir tesadüf mü değil mi? Hemen yeni ofise falan geçtiniz. Yeni ofis kuruldu. Ben... Kripto şirket kuruldu. Evet ya, gerçekten bir Aralık ayından itibaren bir gelişme söz konusu. Benim de iş gözüm açıldı. Herkes nereye oynayacağım? Benim gözüm açılmadı, iş gözüm açıldı. Vizyonu açıldı. Tabii vizyonum açıldı. At gözlüğüyle bakmak derler ya, çevreyi, her şeyi görmeye bak. Ya bir şey söyleyeceğim. 360 görüyor. Şimdi göz bakımına ayırdığımız bir zaman vardı ya bizim, işte lensi takarken, işte lens alırken vesaire. Bunların hepsi vakit kaybı. Evet, gerçekten. Bunların yerine biz artık çalışmaya başladık ve hepimizin verimi artık daha fazla. Çok güzel derim seni. Herkesin verimi gerçekten ağır. Orada lensleri hep ben alıyordum ama. Yani ama yine de güzel deneme. Ama çıkarım yapmış sonuç olarak. Doğru, yani zaman kaybını görmüş. Yani lensimi sabah takarken, çıkartırken yani bunlardan... Evet.
Yani bunlar zaman kaybıydı hepsi. Sen ne yaşadın? Ne hocam? Eklemek istersin Burak'a yardım? İş dışında. Bir şey söyleyeceğim. Hepiniz bir gözlük, bir lens, bir şey kullanıyordunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar ben şimdi başka bir şey anlatacağım. Aa, bir başka boyut bu, doğru. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gözünüz 0.5'ten büyükse numarası, miyop ya da astigmat ya da herhangi bir şey. Yani ben ne lens kullandım, ne gözlük kullandım. Yani gözümü sorduklarında 0.75 zaten bir şey değil diyordum. Ama arkadaşlar ben hayati tehlikede yaşıyormuşum. Gerçekten yani yemin ederim benim hayati tehlikem varmış ve bunun asla farkında değilmişim. Ben hiçbir şey görmüyormuşum arkadaşlar. Sizin de gözünüz 0.5'ten 0.5'ten yüksekse ve gözlük ya da lens kullanmıyorsanız inanın size şunu söyleyebilirim. Benim için yani benim için öyle 4 dakikada yaşayabileceğim bütün tıbbi işlemlerin arasında performans olarak hayatımı en çok değiştiren işlem olduğuna eminim. Ya yani yaşadıklarım ve yaşamadıklarım olarak. Sana bir şey söyleyeceğim. Herkes öyle mi görüyor sanıyordum? Çok özür dilerim. Yani nasıl bunu devam ettirebildim? Ya yani şöyle ben arkadaş arkadaşlarımın yüzündeki gözenekleri ya da ne bileyim herhangi uzaktaki bir yazıyı ya da araba kullanırken tabelalardan nereye gittiğimi görmüyordum. Ben hep mesela alışmış, ya hayatımı buna göre şekillendirmişim. Şey olarak, içgörü olarak böyle hani hep şey açık, buna göre alışmış, haritalar açık mesela. Abi. Ben yolun nereye doğru döneceğini arabadaki o şeyden, dijital ekrandan görüyordum. Ben hiçbir zaman tabelalardaki yazıyı görmüyordum. Aa. Mesela bir tek yurt dışına çıktığım zaman böyle okuyabilmek, görebilmek için gözlük takıyordum. Ama yani benim gözüm çizildikten sonra yemin ederim sabah yeni bir hayata uyandım. Arkadaşlarımı tekrar tanıdım. Abartmıyor. Gerçekten şu an söylediği şey de abartmıyor. Şöyle söyleyeyim. Sıfır abartı. Benim 10 senelik arkadaşım, dostum burada. Tanımıyormuş kendisini. Yemin ederim tanımıyormuş. Daha yakışıklıymışım, farkında değil. Sakalları da vardı. Şimdi yok. Daha da net görüyorum. Bu arada yani. Benim sakallarım hala var. Sen öyle görüyorsun. Daha detay görüyorum değil mi? Şu an gözüm çizildiği için. Ya benim için tamamen şey. Yani 4 dakikada yaşayabileceğim kolay olması, hayatımı bu kadar değiştirmesi ve beni bu kadar mutlu edeceğini düşündüğüm başka bir herhangi tıbbi işlem yok. Varsa siz önerin. Aşağı yazın. Hangi tıbbi işlem beni bu kadar mutlu edebilir bilmiyorum ama beni daha fazla mutlu edecek bir tıbbi işlem olduğunu düşünmüyorum. Benim için deneyim bu kadar. Teşekkür ederim. Dünya Göz Etiler ekibine de en çok ben teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük değişimi ben yaşadım. Doğru. Biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şu yüzden yani bize ekipçe ameliyat ettikleri için ve... Evet. Hepimizi kurtardıkları için. Ben de Gizem Hanım'a ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimizin elini tuttu orada tek tek. Ay evet ameliyatta. Ya. Aa, evet, birisi elinden aynen. Tuttu ve o kadar iyi geldi ki bana. Ben bu arada hepinizi teker teker yürüttüm orada. Evet, biriniz de burada bana teşekkür ediyor. Ben Onur'uma teşekkür ediyorum. Çünkü bana kimse elimi tutmadı. Ben bütün, de Onur'uma teşekkür ediyorum. Bütün şey, bütün emanet dükkanı da bendim. Evet. Bütün telefonlarınız, gözlükleriniz, her şey bendeydi. Ben sadece hatırlatmak istiyorum bazı detayları. Evet, Onur'a çok valla hayatımızı borçluyuz bu arada. Bizim evet. için büyük bir değer. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu göz çizdirme olayıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Kimse söylemedi bunu. Ben çok duyduğum için söylüyorum. Bana hep şey dediler. Gözünü bu kadar genç yaşta çizdirme. İşte gözün çizildikten sonra yok şöyle oluyor da tekrar bu işlem yapılamıyor falan. Hem Efe Kan Hoca'ya ben sordum. Alper de sordu. Birçok arkadaşımız sordu. Hatta gözü çizildikten sonra 2,5 sene sonra küçük tekrar oynamalar oldu. Tekrar çizdirenler arası. Zaten 4 dakikalık bir işlem. Ben mesela böyle Hulk efsanelerine de çok inanmadım. Evet, evet. Ve gerçekten de öyle bir şey yokmuş. Gidip doktora sormak en mantıklısı. Sormak lazım tabii ki evet. De yani buradan yönlendirmeyi yapıyoruz. Ya, Efe Kan Hoca bizi yani ameliyata girmeden önce de işte gözün yapısını, korneasını vesaire her şeyini anlatıp bizi böyle detaylı bilgilendirdi. O yüzden olurken biz zaten hiçbir böyle aklımızda bir soru yoktu. Ben de kabaca hepinize katılıyorum. Zaten hani yaşadığımız şeyler ortaktı. Birisi bana şey sormuş. Abi artık içimizi de görebiliyor musun falan. Öyle bir şey olmuyor. Öyle bir beklentiniz olmasın. Maksimum böyle şeyin... Dışarıdan görüyoruz. Çok güzelmiş ama ya. Hep zaten öyle. Evet aynada da. Daha da kendimi detaylı görmeye başladım. O zaman son olarak tekrardan Dünya Göz Etiler ekibine çok çok teşekkür edelim. Çünkü bizimle çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Hatta video da çekmemize izin verdiler. Bayağı ameliyathanenin neredeyse içine kadar girdik. Ve 10 kişi birlikte ameliyat olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Efe Kan Hocam ellerine sağlık, gözüne sağlık. Bizim deneyimimiz bu şekildeydi. Size de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Eğer ki gözünüz 0.5'ten bile yüksekse tavsiye ederiz. Öpüldünüz. Bye bye. Bye bye.